kısırlığın en yaygın sebepleri neler? Tıbbi bitkilerle sperm sayısı artar mı? Varikosel nedir, tedavisi mümkün mü? Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin dikkat etmesi gerekenleri iç hastalıkları uzmanı ve fitoterapist Doktor Ertan Cevizci anlatacak az sonra. Sayın Ertan Cevizci, hoş geldiniz. İç hastalıkları uzmanı ve fitoterapist. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Hoş bulduk Sonay Hanım. Siz de iyi misiniz? Sağ olun, ben de iyiyim. Sizinle yaptığımız yayından sonra pek çok sorular geldi. O yüzden sizi tekrar ağırlayalım istedik. Teşekkür ederim. Hocam, dünyada, ülkemizde artık çocuk sahibi olmak isteyen çiftler çok fazla ve insanların çocukları olmuyor. Ağır bir yük oluşturuyor psikolojik ben. Niye insanların çocuğu olmuyor? Biraz kısırlık üstüne konuşalım. Kadınlarda ve erkeklerde bunların böyle başlıca sebepleri neden acaba? Evet, söylediğiniz gibi hem ülkemizde hem de dünyada çok ciddi bir artışı var. Medikal tıbbi rahatsızlıktan öte sosyal bir takım sorunlara da neden oluyor. Evet. Çiftler evleniyor, daha sonra bir süre sonra ailelerinden, akrabalarından, etraftaki evet. arkadaşlarından bir baskı geliyor. Doğru, ne zaman biz bebek çocuk geliyor? Bekliyoruz, bebek evet, bekliyoruz, doğru. torun bekliyoruz doğru. diye. Bu da tabii sıkıntısı ve sorunu olan evli çiftlerin daha fazla strese ve psikolojik gerginliğe girmelerine neden oluyor. Olay böyle bir fasit daire tarzında hep sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor. Niçin arttı? Türkiye'de bir kere oranı %15-20 oranında. Ciddi bir oran. Görülme sıklığı. Evet, yani her 5 evlilikten bir tanesinde biz kısırlık sorununu görüyoruz. Yaklaşık sayı da her sene 80-100 bin arasında çiftin bu sorunla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Toplamda 2,5 milyona yakın kısırlıkla uğraşan çift var. Dünyadaki rakam da 80-100 milyon arasında. Az bir rakam değil. Evet. Neden bu kadar artış gösterdi? Çünkü biz artık modern yaşantıya geçtik. Doğru. Yani çok net. Evet. Elektromanyetik dalgalar her an yanımızda. Uyurken, iş yerinde, yolda. Bunların bir olumsuz etkisi var. Beslenmemiz bozuldu. Evet. Artık organik gıdaları böyle çok nadir ürünler gibi neredeyse kuyumcu vitrinlerinde göreceğiz. Bulamıyoruz ve çok bulamıyorsunuz. Pahalı. Bulduğunuz ürüne de güvenemiyorsunuz. Doğru. Nasıl üretildi, hangi şartlarda üretildi? Dolayısıyla o ürünlerdeki hormonlar, katkı maddeleri, kullanılan hibrit tohumlar ki hibrit tohumlar kısırlaştırılmış tohumdur. O tohumlarla üretilen meyve ve sebzeleri yiyen insanlarda da aynı şekilde kısırlık sorunu artmaya başlıyor. Obezite gittikçe artan bir sorun olarak dünyada ve ülkemizde karşımıza çıktı. Çünkü kilo artışıyla birlikte biz biliyoruz ki kadın ve erkekte sperm ve yumurta üretiminde ve kalitesinde bir takım sorunlar meydana geliyor. Evet. Hava kirliliği, toprak kirliliği, suyun kirlenmesi, yaşam şeklimizin ağırlaşması, stresin bizi artık bunaltması, şehir toplumunda bir koşturma içindeyiz. Sabahın 7'sinde 6'sında kalkıyoruz, işe çıkıyoruz, yola gidiyoruz. İşimiz stresli, akşam eve dönüşümüz var. Bir koşturma halindeyiz. Aynen, yani öyle. Kendimizden pay biçersek. Bunların hepsi de tabii genel vücut sağlığımızı bozduğu gibi üreme fonksiyonlarının da bozulmasına sebep oluyor. Erkeklerde ve kadınlarda biz neyle karşılaşıyoruz kısırlıkta? Bize başvuran, danışan hastalardan gördüğümüz ve genel anlamda Türkiye'de de yapılan araştırmalardan. Erkeklerde birinci sırada varikoseli görüyoruz. Evet. Varikosel. Kısırlık sebebi mi hocam? Efendim? Kısırlık sebebi. Kısırlık sebebi arasında. Varikoseli birinci sırada görüyoruz. Varikoselin tarifi de testislerin etrafındaki kirli kanı toplayan venlerin yani toplar damarların varis tarzında genişlemesi. Orada bu damar genişlemesiyle birlikte kan göllenmesi meydana geliyor. Toksik maddeler oradan alınarak kalbe geri dönmüyor. Orada kaldığı için de testisin içine nüfuz ederek orada bir takım olumsuz etkilere yol açıyor. İkinci bir etkisi de o bölgede kanın göllenmesiyle ısı artıyor. Isı arttığı için de spermler yüksek sıcaklığı, ısıyı sevmez. Evet. Hemen spermin üretiminde ve kalitesinde sorunlar meydana geliyor. Çünkü testis vücudumuzun dışındaki tek organdır. Evet. Vücut sıcaklığından da yaklaşık 2,5-3 derece daha düşüktür. O da sperm üretimini koruma anlamında. Bu varikosel de cerrahi midir, tedavi? Şimdi şöyle, biz varikoseli grade 1, 2, 3, 4 diye sıralıyoruz. 4 derecesi var. Eğer hafif derecedeyse, kısırlığa yol açmamışsa, yani spermiyogramda bir sorun ve probleme yol açmamışsa müdahale edilmiyor. Biz onlara bir takım bitkisel destek kürleriyle sperm kalitesini ve sayısını artırıyoruz. Ama ilerlemiş vakalarda tabii ki cerrahi tedaviyle birlikte biz hem öncesinde hem sonrasında
siz spermin kalitesini ve sayısını arttırmanız lazım. Hı hı. Her ameliyattan sonra da düzelmeye meydana gelmiyor. Onu da söylemek hı hı. istiyorum. Nüksediyor. Hı hı. Tekrarlayan çok vaka var. O nedenle varikoselde de bitkisel tedavinin rolü çok büyük. Hı hı. Erkeklerde bir diğer gördüğümüz sebep azospermi. Evet. Spermin hiç olmaması hı hı. ağır bir tablodur. Tüp bebek için bile spermin oluşması lazım. Tabii. Yani bu çiftler tüp bebeği bile deneyemiyorlar. Biz burada ne yapıyoruz? Sperm ana kök hücrelerinde etki yapacak bitkisel kürlerle müdahale ederek hı hı. sperm oluşumunu başlatıyoruz. Biraz sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Bazı çiftlerimiz doğal yolla hamile kalıyor. Bazılarında da tüp bebek çalışması için hazır hale getiriyoruz. Bir diğer neden oligospermi, hı hı. sperm sayısının normalin altında olması. Bir diğer sebep de spermlerde şekil ve hareket bozukluğu. Şeklinde bozukluk olan spermler aktif olarak devam etmiyor. Bir de ileri doğru hareketliliği olmayan spermlerde de biz kısırlık sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. Bunlar erkeklere ait nedenler. Evet. Gelelim karşı cinse. Kadınlarda en fazla gördüğümüz yumurta tembelliği. Hı hı. Adet düzensizliği yani periyodik her ay meydana gelen adet döngüsünün hı hı. olmaması. Bu döngü bozulunca da hormonal bozukluklar hormonal ya da başka sekonder hastalıklar. Evet. Yani mesela Hashimoto bayanlarda çok hı hı. sık görülen bir hastalıktır. Hipotiroidi dediğimiz. Hipotiroidide de adet düzeni bozulur ve kadınlarda hamile kalma riski hı hı. Azalmaya başlıyor. Bir diğer sebep polikistik over sendromu. Evet. Yumurtaların içinde, kadın yumurtasının içinde çok sayıda minik kistlerin olması oranın yapısını bozuyor. Hormonal değişikliklere meydana hı hı. geliyor. Polikistik overde tabii bu sorunla birlikte metabolik bir takım hastalıklar da meydana geliyor. Yüksek kilo, evet. erkek tipi tüylenme, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol gibi bir takım diğer hastalıklar da ortaya çıkıyor. Kadınlarda bir gördüğümüz sebep de çikolata kisti dediğimiz hı-hı. endometriosis hastalığında da kısırlık sorunuyla karşı karşıya evet. kalıyoruz. Kadınlarda zaten bunu çözdükten sonra bu sekonder olarak çıkan obezite, kıllanma onların hepsi de yavaş yavaş insülin direnci düzeliyor. Teker teker düzeliyor evet, değil mi? Çok doğru yani söylediniz. Sekonder olarak olan bütün hastalıklar da düzeldiği için aslında bütünsel bir sağlığa ulaşıyor. Evet. Hocam siz aslında iç hastalıklar uzmanısınız ama evet. fitoterapi üstüne çok ilgili çalışmalarınızın olduğunu ben yakından takip ediyorum. Bu bitkilerden sperm sayısını ve kalitesini artırmak mümkün müdür? Bu bitkiler için hangi bitkilerden faydalanıyorsunuz? Evet, kesinlikle mümkündür. Yani hı hı. biz azospermide de oligospermide de sperm hareket ve şekil bozukluklarında %100 bu bitkileri kullanıyoruz. Bitki kürlerini kullanıyoruz. Evet. Burada biz bitkilerin özel ekstratlarından faydalanıyoruz. Hı hı. Yani bunlar ya aktardan alınan bitkiler değil mi hocam? Onu özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü insanlar hani aktarlarda yazıyor orada keçi boynuzu ekstresi çocuğu olmayanlara. Öyle değil. Onu tamamen izleyicilerimize iyi anlatalım ki. Şimdi aktarlar ve baharatçılar kızmasınlar bize ama onların dükkanlarının önünden geçerken her derde deva bir bitki yazarlar. 60 tane hastalığa iyi geldiğini yazarlar. Şimdi böyle bir şey yok tabii hı hı. tıpta. Bunun bir takım bilimsel temellerle, farmakoloji bilimiyle, eczacılık bilimiyle ve tıp bilimiyle entegre olması tabii. lazım. Biz ne yapıyoruz? Bir takım dünyada da kullanılan bitki özütleri var, ham maddeler var, etken hı-hı. maddeler var. Onları bir takım özel formüllerle formülize edip özel şartlarda onları kullanılabilir hale getiriyoruz. Hı-hı. Birden fazla ve birbirleriyle etkileşimi olumlu olan tıbbi bitkileri biz kullanıyoruz. Mesela... Evet. Sperm sayısını arttırmak anlamında ne kullanıyoruz? Peru'da Ant dağlarında Peru cinsengi olarak da adlandırılan maka kökü diye bir bitki var. Hı hı. Son derece etkili bir bitki. Yüzyıllardır kullanılıyor tedavide. Hı hı. Onun içindeki etken madde lepidium. Lepidium ne yapıyor? Hem sperm sayısını arttırıyor, hem sperm kalitesini arttırıyor ve döllenmenin daha hızlı olabilmesi için yardımcı oluyor. Bunun dışında ülkemizde de bazı bitkiler var. Keşiş külahı dediğimiz bir bitki var. Azgın teki otudur bir hı hı. diğer ismi de. Onun içinde de epimedium maddesi hı. var. Ve epimedium da yine erkek kısırlığında hem spermin sayısını arttırmak anlamında hem de kalitesini arttırmak anlamında kullandığımız evet. çok iyi sonuçlar aldığımız bir bitki özütüdür. Bunun dışında vitaminleri kullanıyoruz. Hı hı. Hem kadınlarda hem erkeklerde A vitamini, B vitamini, C, D, E vitaminlerini de kısırlıkta yumurta ve sperm kalitesini arttırmak anlamında evet. çok olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Yalnız bunları tabii ki ölçtürerek biz Türk halkı çok
arkadaşımızdan, komşumuzun kullandığı ilaçları içmeye çok meraklı bir halkız. O yüzden belli vitaminlerin çok fazla olmuş olması vücutta zararlara da sebep olduğu Tabii için ki. mutlaka doktor söyleyecek, ona göre içeceğiz. Şimdi ezbere bir ilaç alamazsınız. Eczaneye gidip eczanede çalışan arkadaşlarımızın verdiği ilaçları kullanamazsınız. Onların böyle bir tedavi etme yetkileri yok. Siz bu işin uzmanı, bitkisel tedavi konusunda deneyimli, bilgili insanlardan da ışık almanız lazım. Biz tedavide mesela bir takım amino asitleri kullanıyoruz. Sporcular da bunu enerji anlamında kullanırlar. L-karnitin, L-glerjin ismini verdiğimiz amino asitleri kullanıyoruz. Bazı minerallerden faydalanıyoruz. Bunlar nedir? Çinko, selenyum, folik asit gibi çok değerli mineraller ki bunlar sperm kalitesinde özellikle çinko çok fazla kullanılır. Kadınların hamileliği döneminde folik asit verir kadın doğumcular. Gebeliğin daha sağlıklı gidebilmesi, rahim kanlanmasının daha iyi olması anlamında ve küenzim Q10 gibi çok değerli bir maddeyi biz tedavide kullanıyoruz. Bunlardan başka ana sorun da bağışıklık sistemi. Yani siz bağışıklık sistemini güçlü tutarsanız her türlü hastalıkta galip geliyorsunuz. Korona salgınındayız. Dünyada milyarlarca insan var ama yakalanan belli bir grup. Şimdi burada şunu düşünüyoruz. Yani mikrop bir ortama giriyor. O ortamda vücut direnci düşük olan insanları buluyor. Kesinlikle. Tüm hastalıklar öyle hocam. Kanserde de aynen vücut. Bağışıklık Hepimizde sistemini, kanser var ama bağışıklık sistemimiz düşükse ortaya Bağışıklık çıkıyor. Sisteminiz güçlüyse vücudunuzdaki bir takım toksik maddeleri de vücut onları tutarak atıyor. Burada biz tedavide neyi kullanıyoruz? Mesela zerdeçalın içindeki etken madde kurkumin. Bundan faydalanıyoruz. Siyah üzüm çekirdeği ve kabuğunda bulunan resveratrol son derece güçlü bir antioksidandır. Buradan bağışıklık sisteminin arttırılmasında biz bunu kullanıyoruz. Çünkü bağışıklık sistemini arttırdığınız zaman siz spermleri ve yumurtaları bir takım toksik maddelerden de arındırmış olacaksınız. Antioksidan maddeler dediğimiz, çünkü toksik maddeler biriktirdiği zaman vücutta üreme sistemi de bundan son derece olumsuz etkileniyor. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Özellikle azospermi ve oligospermi vakalarında kesinlikle bu bitkisel tedavi kürlerinden çok olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Hocam kadınlarda genellikle kısırlık sebepleri, hormonal bozukluklar oluyor veya yumurta çatlama sorunları oluyor. Peki bunları da fitoterapik ilaçlarla giderebiliyor muyuz? Kadın kısırlığında da çok etkili bitkisel kürlerimiz var. Yine onlarda da bu vitamin destekleri çok önemli. Mineralleri kullanıyoruz. Bağışıklık sistemi yine kurkumin, resveratrol var. Ve kadınlara özgü de hayıt kökü dediğimiz, hayıt bitkisi dediğimiz çok önemli bir bitkimiz var. Onun içindeki etken madde de yumurta kalitesini, yumurtanın daha kolay çatlamasını ve rahim kanlanmasını, rahim duvarının biraz daha canlanmasını sağlıyor. Miyoinositol gibi bir bitkimiz var. Onu kullanıyoruz. Çünkü kadınlarda yumurta sayısını arttıramıyorsunuz. Belli bir yumurta sayısıyla ergenliğe başlıyor kadın. Hayatı boyunca her ay periyodik döngüyle bir şeyleri kaybediyor. Ve yumurtlama olayı bittiği zaman da menopoz dediğimiz kadın belli bir dönemine giriyor. Sayıyı arttıramadığımız için bizim yapmamız gereken yumurta kalitesini arttırmak, mevcut eldeki yumurtaları korumak. Daha aktif kullanabilir hale getirmek. Onu da bu tür bitki destekleriyle sağlamaya çalışıyoruz. Sadece bitki kürleriyle mi? Hayır. Bunun dışında tabii biz bütüncül bir yaklaşımla beslenmeye müdahale ediyoruz. Yani insanlara... Obezitede de... Kesinlikle. Hocam burada kadınlar mı, erkekler mi obezitede daha kötü? Şimdi ikisi de ama kadınlar sanki benim iç hastalıkları deneyimimden de gördüğüm hormonal dengeler bozulduğu zaman, oluyor, kadın kilo almaya başladığı zaman adet düzensizliği vardı. Ben hiç unutmuyorum bundan uzun yıllar önce adet düzensizliğiyle gelen ve hamile kalamadığını söyleyen bir kadın hastamızda çok ciddi bir tedavi vermedik. Zayıflattık ve 2 sene sonra bebeğiyle geldi. Evet, yani zayıfladığı zaman da hormonal dengenin düzeldiğini görüyoruz. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Hocam son olarak bebek hasreti çeken ailelere neler önerirsiniz? Şimdi bu saydığım sebeplerden dolayı kadın ya da erkek olsun fark etmez. Bu tür sorunlarda karşı karşıya kalan çiftlere benim önerim şu. Bir kere strese girmesinler. Bunu bir ana sorun haline getirmesinler. Ve bitkisel tedavinin de bu rahatsızlıkta çok büyük rolünün ve etkisinin olduğunu unutmasınlar.
fitoterapiyi denemeden de biz çocuk sahibi olamıyoruz demesinler. Demez. Mutlaka tedavinin bir kısmına, bir bölümüne fitoterapiyi de bu işi bilen uzman insanlardan alsınlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Harika bilgiler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun.